Bu videoda köklü ifadeleri sadeleştirme ve başka şekilde ifade etme, başka şekillerde ifade etme konusunda bazı alıştırmalar yapacağım ve bu alıştırmaların hepsini Khan Academy'den aldığımda bir hatırlatayım. Siz de siteye giderek istediğiniz zaman bu alıştırmaları, benzer alıştırmaları çözebilirsiniz. Birinci alıştırmada, evet burada aşağıdaki köklü ifadeyi tam kare ifadeleri kare kökün içinden çıkarıp benzer terimleri bir araya toplayarak sadeleştiriniz deniyor ifadeyi sadeleştiremezsek de olduğu gibi bırakmamızı istemişler. Peki, bir bakalım. Eksi karekök içinde 40, artı karekök içinde 90. Acaba karekök 40'ta hangi tam kareler var? 40 4'e bölünür öyle değil mi? Ve 4 bir tam karedir. Şahane. O zaman bunu karekök içinde 4 çarpı 10 olarak yazabiliriz. Artı Kareköki 90'ı da, 90'da başka bir tam kare olan 9'a bölünebildiği için, karekök içinde 9 çarpı 10 olarak yazabilirim. Geriye 10 kaldı. ama 10 bir tam kare değildir. Eğer onun çarpanlarına ayıracak olursak, ne olur? 2 çarpı 5 olur. Onun içinde başka bir tam kare olmadığı için şu şekilde devam edelim. Eksi karekök içinde 4 çarpı karekök içinde 10 artı, Karekök içinde 9 çarpı karekök 10. Buradaki kareköklerin hepsi için pozitif kökten bahsettiğimizde ekleyeyim. Yani 4'ün pozitif karekökünün negatifi. Bunu başka bir renkle yazayım. Yani 4'ün pozitif karekökünün negatifi. Bu 2. Bu da 3. Sonuç ne oldu? Eksi 2, kök 10 artı 3 kök 10. Elimizde bir şeyden eksi 2 tane varken aynı şeyden 3 tane eklersek ne olur? Tabii ki de 1 karekök içinde 10 olur. Yani kısaca karekök 10. Burada kafanız biraz karışmış olabilir, onun için şu şekilde anlatayım. Evet, bunu 3 kök 10 eksi 2 kök 10 şeklinde yazarsam, sanırım her şey daha anlaşılır olacak, öyle değil mi? Elimizde bir şeyden 3 tane varken bundan 2 tanesini başkasına verirsek elimizde o şeyden yani burada karekök içinde 10'dan kök 10'dan kaç tane kalır? 1 tane. O halde 1 karekök içinde 10 ya da doğrudan karekök 10 olarak yazıyorum. Bunu bir de buradaki ifadeyi karekök içinde 10 parantezine alarak çözebilirdik. Evet dağılma özelliğini tersine uyguladığımızda karekök içinde 10 çarpı parantez içinde 3 eksi 2, yani 1 elde ederdik. Evet, burada sonuç için, cevap için ayrılan boşluğa karekök içinde 10 yazıyoruz. Evet, birkaç tane daha yapalım. Burada da kareköklü ifadeyi, tam kare ifadeleri karekökün içinden çıkarıp, benzer terimleri bir araya toplayarak sadeleştirin demişler. Yani bir önceki alıştırmanın aynısı. Bir bakalım. Bu ifadeyi nasıl sadeleştirebileceğiz? Elimizde bir çarpma işlemi var ve biraz ilginç. Neden diyecek olursanız, elimizde iki tane köklü ifadenin çarpımı olduğunda bunu, yani karekök içinde 180 çarpı karekök içinde 1 bölü 2'yi, karekök içinde 180 çarpı 1 bölü 2 olarak yazabiliriz. Bu üstel ifadelerin özelliklerinden biri. Şöyle açıklayayım. Bunu 180 üzeri 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2 olarak yazabilirdik, değil mi? Buradan da ifade, parantez içinde 180 çarpı 1 bölü 2 üzeri 1 bölü 2 olur. Öyle değil mi? Bu iki ifade birbirinin aynısı. Bir şeyin kare kökünü almakla 1 bölü 2. kuvvetini almak aynı şeydir. Kare kök içinde 180 çarpı 1 bölü 2, kare kök içinde 90 eder karekök 90'ı da karekök içinde 9 çarpı 10 olarak yazabiliriz. Hatırlarsanız bir önceki alıştırmada da karekök 90 vardı. Bunu karekök içinde 9 çarpı kök 10 olarak yazalım. Ve bu da 3 kök 10'a eşittir. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Evet, yine aynı soru. Aşağıdaki köklü ifadeyi tam kare ifadeleri kare kökün içinden çıkarıp benzer terimleri bir araya toplayarak sadeleştiriniz. Bunu sadeleştirmek için kare kök içinde 64 çarpı 2 128 eder, öyle değil mi? Evet, o zaman paya 64 çarpı 2 yazalım. Bölü 9 çarpı 3. Bunu birkaç farklı şekilde değerlendirebiliriz. Mesela eğer istersek, karekök içinde 64 çarpı 2 bölü, karekök içinde 9 çarpı 3 yazıp, sonra karekök içinde 64 çarpı karekök içinde 2 bölü, karekök içinde 9 çarpı kök 3 deriz. Bu 8'e, bu da 3'e eşit olduğundan sonuç 8 kök 2 bölü 3 kök 3 olur. Bu bir yolu. Ya da isterseniz bunu, yani kök 2 bölü kök 3'ü, kare kök içinde 2 bölü 3 olarak ifade edip, sonucu 8 bölü 3 çarpı, kare kök içinde 2 bölü 3 olarak da yazabilirsiniz. Evet, bu ifadeyi iki şekilde de yazabilirsiniz. Bir bakalım, tam kare ifadeleri kare kökün içinden çıkardık mı? Evet. Benzer terimleri bir araya topladık mı? Bu da evet toplama çıkarma gibi bir işlem olmadığından kareköklerin içindeki tam kareleri dışarı çıkardık ve sonucu 8 bölü 3 çarpı karekök içinde 2 bölü 3 olarak bulduk. Tabii ki bu sonucu başka şekillerde de ifade edebilirdik. Şimdilik bu kadar. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur.